Şimdi bu olayın birkaç boyutu var. Bir tanesi insani boyutu. Biliyorsunuz Türkiye son dönemlerde insan kaçakçılığının önemli merkezlerinden bir tanesi dönmüş. Bu insan kaçakçılığı çerçevesinde bu işten gelir elde edenler var. Bu işi kendileri için bir iş edinmiş olanlar var. Ve yetkililerin, hükümetin bir an önce bu konularla ilgili gerekli tedbirler alması gerekiyor. Bu şu ana kadar yaşadığımız ilk olay değil arkadaşlar. Ege kıyılarında da, Mersin açıklarında da sık sık Türkiye uyruklu olmayan, Türk uyruklu olmayan insanları taşıdığını biliyoruz. Bu çok aşikar bir durum. Buradaki Afgan kökenli kişiler de Romanya'ya gitmeye çalışıyorlarmış. Aralarından bir tanesi çok az Türkçe konuşuyor. Bu kişinin vermiş olduğu bilgiye dayanarak yetkililer bu bilgileri ifade ediyorlar. İkinci bir boyutu, yani insani boyutunun ötesinde ikinci bir boyutu ki son dönemlerde gerek Ermenek'te hala göçük altında bulunan, madende bulunan işçilerimiz var. Bir minibüsün içine balık istifi olarak sığdırılmış ve kaza sonucu hayatını kaybeden mevsimlik işçiler var. Daha sonra hayatını kaybeden iki tane Çinli işçi var yine maden kazasında ve en sonunda böyle bir olay başımıza geldi. Türkiye'de insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu gösteren ve yetkilileri bir an önce önlem almaya çağıran olaylar yaşıyoruz. İkincisi, Türkiye sınırları maalesef kevgire dönmüş durumda arkadaşlar. İsteyen istediği gibi sınırımızdan giriyor, istediği gibi sınırımızdan başka bir ülkeye geçebiliyor. Bunu sadece insan kaçakçılığı çerçevesi içinde düşünmemek lazım. Irak'ta yaşanan ve komşumuz olan ülkelerde yaşanan bu sorunlarla birlikte de, çatışmalarla ve savaşla birlikte de değerlendirdiğiniz zaman insanlar kendi ülkelerinde çatışmadan kaçmak için başka ülkelere yöneliyorlar ve bunun için de en uygun ortamın Türkiye sınırları olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla biz sınırlarını koruyamayan, sınırlarından insan kaçakçılığı yapılmasına müsaade eden bir ülke durumuna düşüyoruz. Peki, evet. Arkadaşlar öyle bir bilgi var. Tekneye 42 kişinin, yani 8 metrelik bir tekneye 42 kişinin sığdırılmış olması bir facia tabii. Yani faciaya yani minibüs yol açmış oluyorsunuz. Minibüs vakasında da biz bunu yaşadık biliyorsunuz. Trenleri patladı minibüsün. Orada genç bir kardeşimiz konuştu. 50'ye yakın kişi bindik. Ama bir önceki sefer 87 kişi binmişti diye ifade etti. Bu ülkede bu tür şeylerin yaşanıyor olması insan hayatının ne kadar ucuzlaştığını gösteriyor. Büyük ülke kendi vatandaşının canına kıymet veren ülkedir arkadaşlar. Bu arada yanımızda bir misafirimiz daha var. Sarıya Belediye Başkanımız da benim aramda. Bugün aslında resmi bir ziyaret için Sarıya Belediye Başkanımızı ziyaret eden Londra Enfield'dan belediye başkanımız bizimle birlikte. O da Ali Bakır arkadaşımız da bizimle beraber bu kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi almak üzere geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı. Yetkililer teknenin sahibi gibi bir şey yok. Hayır, teknenin çıkış yeriyle ilgili tahminleri var. Ama o konuda netleşmiş bir bilgi olmadığı için onu paylaşmak doğru olmaz. Teknenin sahibiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyoruz. Tahminleri mi? Arkadaşlar o konuyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi bize. İki ihtimalle olabilir. Şu anda onunla ilgili şey yapılıyor, araştırma yapılıyor. Ama şu anda yetkililer daha çok çalışmalarını arama kurtarma faaliyetlerine yoğunlaştırmış durumda.